Evet arkadaşlar geldik sayfa 135 ve 136'daki alıştırmaların çözümüne. Burada polinomlarda bölme ile ilgili sorularımız var. İlk soruyla başlayalım. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapıp bölüm ve kalanı bulunuz. Burada şunları şurayı yukarıyı sileyim. O şekilde çözeyim daha rahat olacak bizim için. Çünkü yer sıkıntısı var burada. Evet. Birincisinde x kare artı 3 x eksi 4'ü x eksi 2'ye bölün diyor. Bölelim. X kare artı 3 x eksi 4 bölü x eksi 2. Burada en büyük dereceli terimleri birbirine bölüyoruz. Yani x kare x'e bölünce x kare var. X'e çarp x kare eksi 2 x çıkarıyoruz. İşaret değiştirelim. Şunlar gitti. 5 x eksi 4. Şimdi 5x de x 5 kere var. 5 ile çarpıyoruz. 5x eksi 10. İşaret değiştir. 5x'ler gitti. 6 kaldı. Evet bölümümüz biliyorsunuz. Şurada kalan. 5 şıkkına bakalım. Orada ise x kare eksi 4x artı 11'i x artı 3'e bölüyoruz. Şimdi x kare de x, x defa var yine. Çarptık. X kare artı 3x. İşaret değiştir. X kareler gitti. Eksi 7x artı 11. Eksi 7x de x. Eksi 7 defa var. Eksi 7 ile çarp. Eksi 7x. Eksi 21. Çıkarıyoruz. İşaret değiştir. Şuradan 11, 21 daha 32 kaldı. Kalanımız 32. Bölümümüz x eksi 7. C şıkkına bakalım şimdi de. 2x küp artı 3x kare eksi 3x eksi 2 bölü 2x artı 1. Şimdi 2x küpte 2x arkadaşlar x kare defa var. Bir köşeye bölebilirsiniz. Çarpınca bunları 2x küp artı x kare. Çıkaralım. Şunlar gitti. 2x kare kaldı. Eksi 3x. Eksi 2 indirmiyorum şimdilik. 2x kare diye 2x 3 defa var. Çarpalım. 2x kare artı x. Çıkaralım. Gitti. Eksi 4x eksi 2. Şimdi eksi 4x 2x'de eksi 2 defa var. Çarpıyoruz. Eksi 4x eksi 2. Çıkarıyoruz. Kalanımız 0. Bölümümüz ise x kare artı x eksi 2 oluyor. Şimdi geldik ç şıkkına. Ç'yi de buraya çözelim. Orada da 2x küp eksi x'i x artı 2'ye bölüyorum. 2x küpte x 2x kare defa var. Çarpınca 2x küp artı 4x kare. Çıkaralım. Eksi 4x kare eksi x oluyor. Şimdi eksi 4x kare de x eksi 4x defa var. Çarpınca eksi 4x kare eksi 8x. Çıkaralım. İşaret değiştirdik. Şunlar gitti. Burası 7x oldu. 7x de x 7 defa var. Çarpınca 7x artı 14. İşaret değiştirelim. Eksi, eksi, gitti şunlar. Eksi 14 kaldı. Kalan eksi 14 bölüm ise 2x kare eksi 4x artı 7 olmakta. Gelelim D şıkkına arkadaşlar. D şıkkını da şurada çözüyorum. Orada 6x küp artı x kare eksi 5'i 2x eksi 1'e bölüyoruz. Şimdi 6x küpte 2x 3x kare defa var. Çarpınca 6x küp eksi 3x kare. İşaret değiştir. Gitti. 4x kare eksi 5. 4x kare de 2x 2x defa var. Bu da 4x kare eksi 2x oldu. Çıkarıyoruz. Şunlar gitti.
2x eksi 5 kaldı. 2x de 2x bir defa var. Buraya 2x eksi 1 yazalım. İşaret değiştirelim. Şunlar gitti. Eksi 4 kalıyor. Geldik sadece E şıkkı kaldı. Onu da çözelim şuraya. Bu da 3x küp artı 11x kare artı 8x'i 3x eksi 1'e böleceğiz. Şimdi 3x küp de 3x. 2, bu da x kare defa var. X kare ile çarpınca 3x küp eksi x kare oldu. Çıkaralım. Gitti. 11x kare x kare de 12x kare oldu burası. Artı 8x. 12x kare de 3x 4x defa var. 4x ile çarpınca 12x kare. Eksi 4x. Çıkaralım. 12x. 12x de 3x 4 defa var. Burası 12x. Eksi 4. Çıkaralım. 4 kaldı. Evet, bölümümüz x kare artı 4x artı 4. Kalan ise 4 oluyor burada arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci soruya. İkinci sorudan önce bir düzenleme yapayım. Şimdi geri dönüyorum. Evet, ikinci soruda bize ne soruyor ona bakalım. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapıp px eşittir qx çarpı rx artı kx şeklinde yazınız. Yani birbirine bölün. Ondan sonra sağlamasını yapıp yazın diyor bize burada. Yapalım. A şıkkını. X kare artı x eksi 1'i x kare eksi x artı 1'e bölüyoruz. Şimdi x kare de x kare bir kere var. Yazalım x kare eksi x artı 1 çıkaralım. Şunlar gitti. 2x eksi 2 kaldı. O zaman şöyle yazıyoruz. Burada px'imiz x kare artı x eksi 1 eşittir. Bölüm çarpı bölen yani x kare eksi x artı 1'i 1 ile çarpacağız. Şimdi bizim bölümümüz 1 olduğu için çarpan olarak yazmıyorum. Artı kalan yazıyorum. Yani 2x eksi 2 yazıyorum. Şimdi B şıkkını yapalım. X üzeri 4 eksi 2x küp artı x artı 3'ü x artı 1 çarpı x eksi 2'ye bölün. Şunların ikisini yan yana çarparsanız şu gelecektir. X kare şu ikisinin toplamı eksi 1 yaptığı için eksi x. Bir de bunların çarpımı eksi 2. Yani x kare eksi x eksi 2'ye bölüyoruz. Şimdi x üzeri 4'te x kare defa var. Çarpalım. X üzeri 4 eksi x küp eksi 2x kare. İşaret değiştirelim. Eksi artı artı. Şunlar gitti. Buradan x küp eksi x küp artı 2x kare geliyor. Artı x artı 3 geliyor. Şimdi eksi x küpte x kare eksi x defa var. Eksi x küp artı x kare artı 2x. Topluyoruz ve çıkarıyoruz yine. Şunlar gitti. Şimdi buradan x kare kaldı. X'lere bakacak olursak artı x eksi 2x eksi x artı 3. Şimdi x kare de x kare bir kere var. Bu da x kare eksi x eksi 2 yazıyoruz. Çıkaralım. Eksi artı artı yapıyoruz. Şunlar birbirini yok etti. 5 kaldı. Evet. Polinomumuz x üzeri 4 eksi 2x küp artı x artı 3'tü. Eşittir. Bölüm çarpı bölen yani şunların çarpımı x kare eksi x eksi 2 çarpı x kare eksi x artı 1 artı kalan yani 5. Bu şekilde yazıyoruz. Şimdi C şıkkını da şuraya çözelim. X küpü x kare artı 3'e bölüyoruz. Şimdi x küpte x kare x defa var biliyorsunuz. Çarpınca biraz uzayacak burada işler. X küp artı 3x. Normalde kısa gibi görünüyor. İşaret değiştirdik. Şunlar gitti. Şuradan eksi 3x geldi.
Ha, burada bitiyor zaten. Tamam. Ben de sandım uzayacak. O zaman polinomuz x küp bölüm çarpı bölen yani x çarpı x kare artı 3 artı kalan yani eksi 3x. Evet, bu ikinci soruyu da yaptık. Bitti. Geldik üçüncü soruya. Bir bölme işleminde bölen x kare eksi x artı 1 bölüm x kare artı 5x artı 4 ve kalan eksi 2x eksi 3 ise bölünen nedir? O zaman Px polinomumuz diyelim ona bölüneni eşittir. Bölüm çarpı bölen yani x kare eksi x artı 1 çarpı x kare artı 5x artı 4 artı kalan yani eksi 2x eksi 3. Şimdi şu x kareyi dağıtalım şuraya. Üçüne de. Çarpınca x üzeri 4 artı 5x küp artı 4x kare. Sonra eksi x'i dağıtınca eksi x küp eksi 5x kare eksi 4x. Sonra 1'i dağıtınca artı x kare artı 5x artı 3. Eksi 2x eksi 3. Zeynep video yapıyorum. Hadi sen ödevini yap. Sonra şurası x üzeri 4. X küpleri toparlarsak 4x küp. X karelere bakalım. Eksi 5x kare artı x kare eksi 4x kare oldu. X'lere bakalım. 4x eksi 4x yok etti birbirini. 5x eksi 2x bu da 3x yapar. Sabitlere bakalım. Eksi 3 de artı 3 yok etti. O zaman polinomumuzu bulduk. X üzeri 4x. X üzeri 4 artı 4x küp eksi 4x kare artı 3x oluyor. Şimdi geldik dördüncü ve son soruya. Polinomlarda derece ile ilgili sorularımız var. Px polinomu x üzeri 6 eksi x küp artı x ve qx polinomu x üzeri 2 eksi 2x artı 3 ise aşağıdaki istenenleri bulur. Şimdi p'nin derecesi der p olarak yazılır şöyle. En büyük dereceli terimimiz 6 olduğu için derecemiz 6. Qx'in derecesi der p qx olarak yazılır. En büyük dereceli terimimiz x kare olduğu için derecemiz 2. Şimdi toplanan polinomların arkadaşlar kuralımız şuydu. Toplanan polinomların derecesi büyük olanı belirler. O zaman buranın derecesi 6. Çıkarılan polinomlar var burada ama şurada x ile çarpıldığı için şurası 7 yapacak derece olarak. Şurası ise 3 ile çarpınca o bir şey değiştirmiyor. Dereceyi ne değiştirir? X ile çarpınca, kuvvet alınca değişir. Buranın derecesi de 2. Toplanan çıkarılanlarda dereceyi büyük olan belirlediği için burada cevabımız 7 olacak. Çarpılan polinomlarda dereceler toplanır. Yani 6 artı 2 derecemiz 8. Şimdi kuvvet varsa derece ile kuvveti çarpıyoruz. Yani ne yapacaksınız? 3 çarpı 6 artı çarpılanlar toplanırdı. Onun için artı yapıyoruz. Şimdi şurada kuvvetimiz 5. 5 çarpı 2 yapacaksınız bunu. 18 buradan, 10 buradan cevabımız 28 olacak burada. Şimdi bölünenlerde dereceler birbirinden çıkarılırdı. Yani 6 eksi 2 cevap 4 olacak. Geldik son duruma. Şimdi P'nin derecesini 3 ile çarpacağız. 3 çarpı 6 çarpı bileşke aldığımız için Q'nun derecesini yazıyoruz. 2 çarpı bir de burada x kare olduğu için bir de 2 ile çarpacaksınız. Eksi bölünenler çıkarılırdı. Şimdi buranın derecesi 6, kuvvet yok. Şuranın derecesi 2 çarpı 2'den 4. Büyük olanı alacaktık. Buranın derecesi 6. Yani 6 çıkarmamız gerekiyor. Bunları çarpalım. 18 çarpı 2, 36, 72. 72 eksi 6. Cevabımız burada 66 oluyor. Evet, diğer sayfaların çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.